Cisimlerin ışınları yansıtması, cisimler üzerine ışınlar düşürüldüğünde cisimler kendi renklerini ve kendilerini oluşturan renkleri yansıtacaktır diyebiliyoruz arkadaşlar. Diğer renkleri ise bu cisimler ne yapacaktır? Yutacak veya soğuracaktır diyebiliyorum. Şimdi sarı renkteki bir kitap üzerine beyaz renkte bir ışık düşürülürse buradaki sarı kitap sarı renkleri yansıtacak ve bu kitabın tekrardan sarı görünmesini sağlayacaktır diyebilirim. Kırmızı bir kitaba beyaz bir ışık düşürülecek olursa buradaki kitap yine kırmızı renkleri yansıtacak. Yani kitabın kendi renginde görünmesini sağlayacaktır. Beyaz ışık altında mavi bir kitaba bakıldığında kitabımız mavi renkte, beyaz ışık altında yeşil bir kitaba bakıldığında ise kitabımızın yeşil renkte göründüğünü söyleyebiliriz. Yani kısacası beyaz ışık altında cismin kendi rengi neyse o renkte göründüğünü söyleyebiliyoruz. Peki arkadaşlar, kırmızı ışık altında sarı bir kitaba bakacak olursak, şimdi sarı renk bizim için neydi? Hangi renklerin birleşimiydi? Kırmızı artı yeşildir diyebilirim. Kırmızı ışık altında kırmızı artı yeşile bakıyorsak, burada iki rengin kesişimine bakıyorum. E burada kitapta da kırmızı renk olduğuna göre artık yansıtılan renklerin kırmızı olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradaki gözlemci artık sarı renkteki kitabı kırmızı ışık altında kırmızı olarak görecektir. Peki Mavi ışık altında siyan renkteki bir kitaba bakan gözlemci. Siyanı yazarken biz mavi artı yeşil diyebiliyorduk ve buradaki renklerin kesişimi artık mavi renktir. Yani mavi rengi bu kitap yansıtacaktır. Demek ki bu gözlemci bu kitabı mavi renkte görecektir. Eğer mavi ışık altında kırmızı bir kitaba bakarsak kesişim kümemiz yoksa artık bu kitabın siyah renkte göründüğünü söyleyebiliriz. Yani bir gözlemci Mavi ışık altında kırmızı kitaba baktığında bu kitabı siyah renkte görecek. Kırmızı ışık altında da mavi bir kitaba bakarsak yine kesişim kümemiz sıfır. Yani yine bu kitabın siyah renkte göründüğünü söyleyebiliriz. Güneş ışığı altında kırmızı ve yeşil renkte görünen bir kazamız varmış. Şimdi arkadaşlar güneş ışığı altında cisimler kendi renklerini gösterecektir diyebiliyoruz. Ve bu güneş ışığı altında kazamızın Kırmızı ve yeşil renklerde göründüğünü söylemiştik. Yani sol tarafın kırmızı, sağ tarafında yeşil olduğunu kabul edelim. Ve buradaki kazamıza kırmızı ışık altında baktığımızda kırmızı ışık altında bakıyorum. Kırmızı renk kırmızı ışık altında kendisini gösterecektir. Yani bu kazan tekrardan sol tarafının kırmızı renkte olduğunu söyleyebilirim. Burası artık bizim için yine kırmızı. Yalnız sağ tarafımız için kırmızı ışık altında yeşil renkli olan bir cisim siyah olarak gözükecek. Neden? Çünkü kesişim kümelerine bakıyorduk. E burada kesişim kümemiz olmadığına göre demek ki buradaki kısmın şu sağ tarafın artık siyah renkli olduğunu söyleyebiliriz. Yani kazamızı artık biz kırmızı siyah olarak gördüğümüzü söyleyebiliyoruz. Şekil 1, 2 ve 3'te sırasıyla sarı, siyan, ve kırmızı renkteki kağıtlar üzerinde yeşil renkte fizik yazmaktadır. Buna göre yeşil ışık altında hangilerinde fizik yazısı okunabilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar sarı renk bizim için neydi? Kırmızı artı yeşildi. Ve yeşil ışık altında bu kağıdın da artık yeşil renkte göründüğünü söyleyebilirim. E peki fizik yazısı da yeşildi. Yeşil bir kağıt üzerindeki yeşil bir yazıyı biz burada okuyamayacağımızı söyleyebiliriz o zaman. Peki siyah rengimizden bahsederken mavi artı yeşildir diyorduk. E burada yeşil ışık altında mavi artı yeşile bakarsak yine yeşil olarak göreceğiz biz bu kağıdı. Ve fizik yazısı da yeşil renkte olduğu için ben bu yazıyı yeniden okuyamadığımı söyleyebilirim. Peki yeşil ışık altında biz buradaki kırmızı renkli bir kağıda bakarsak kağıdımızın artık siyah renkte göründüğünü söyleyebiliriz. Ve siyah üzerinde yeşil olarak yazılmış FZK yazısı yani fizik yazısını okuduğumuzu söyleyebiliriz. Yani yalnız 3'ü gördüğümü söyleyebilirim. Müzik